Belki şimdi FETÖ'cüler yazmıştır bunu. Nereden biliyoruz? Birisi ispat edebilir mi? Edemezsiniz. O yüzden Yaşar abin dediği gibi 15 yıl sonra gelen bu raporun benim nezdimde hiçbir emniyeti yok. Hiçbir emniyeti yok. O uçağa nasıl düştü? O kaza nasıl gerçekleşti? O gariban gazeteci bir saat konuştuktan sonra o konuşurken niye bulunamadı? Saat geçkin, çok bekledi. Niye bulunamadı? Yani bunların cevabı verilsin önce bana. Raporda kanda bilmem ne varmış, ne yokmuş. Bu niye doğru olsun ki? Bu rapora benim inanmamı kimse bekleyemez, ben kimse de inandıramaz. Bu raporun 15 yıl önce FETÖ'cüler tarafından doldurulan rapordan hiç farkı yok. Varsa ispatınız, buyurun ben de susayım. Onun için bu konuda önce ortaya çıkarılması gereken bu uçağın kimler tarafından, isim verin bana. Ne olacak bu rapor? Tamam, zehirlendi sonuç. Birisi zehirledi. Kim o birisi? Kim ya kardeşim, bana isim verin. O isim FETÖ'cü mü? PKK'lı mı? Mason mu? CIA'den veya Mossad'dan mı? Kim? Yok, cevap yok. Neymiş? Rapor hazırlanmış. Ya böyle olmaz. Ya bu sadece Muhsin Yazıcıoğlu cinayetiyle ilgili raporlarda da böyle bir durum söz konusu değil. Yaşar abi de bilir. Yani bu adli tıp kurumudur, diğer mahkemelerin bilirkişiliklerdir, osudur, busudur. Namuslu, dürüst çalışan çok insan var. Eyvallah, baş tacı. Ama %100 şahsıma soracak olursanız güvenir misin? Kendi dosyalarında bile asla. Ne imza incelemesine güvenirim, ne bu şekildeki raporlara güvenirim. Hiçbir şeye güvenmem. Güvenmiyorum da. Gelen raporlara ikincisini istiyorum. Olursa, mahkeme kabul ederse üçüncüsünü istiyorum. Güvenmem. Hala güvenmiyorum. Adli tıpa ben güvenmem. Çünkü yaşadıklarım var. Burada yaşadıklarımızı anlatsak yer yerinden oynar. İspat derler, ispatımız yok. Onun için bu tür cinayetlerde bize neyi gösteriyor? Sonuç olarak devlet yönetiminin bu kurumsal anlamda sorunlu olduğu. Sorunlu olduğu yani. Şimdi de konuşuluyor bazı şeyler. Bilmem hangi cemaat hangi kuruma yerleşmiş, bilmem hangi cemaat ne yapıyor. Öyle mi devam edeceğiz biz? Yani cemaatleri besleyerek, cemaatlerin adamlarını bir yerlere sırf bizden, tırnak içerisinde, bizden lafıyla öyle mi hareket edeceğiz? Yalnız, bu doğru değil. Burada şöyle bir itiraz edeyim de tam ters kutuplar olsun. Tuğul Bey. Türkiye'de işte Türkiye'nin cemaatlerine yedek FETÖ'cü muamelesi yapanlara bakıyorum. Bunların niyetleri sağlıklı değil. Türkiye'nin cemaatlerinin tam